Oda TV'den mutlu günler. Ben Can Özçelik. Oda TV YouTube kanalında bugün önemli bir konuyu ağırlıyoruz. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz program konuğumuz. Çok tartışılan bir isim. Oda TV'nin röportaj talebini kabul etti. Şimdi Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem yaşadık. İki büyük depremin ardından tüm Türkiye seferber olmuştu. Kahramanmaraş ve 10 il için. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Ve tüm Türkiye'de yardımlar için seferber oldu. Büyük yayınlar yapıldı. Şimdi bu yardımlar yapanların arasında Mehmet Bey de var, Mehmet Cengiz. Cengiz Holding deprem için 3 milyar TL bağışladı. Ancak bu bağışın ardından bir tartışma başladı. Hemen devreye Kemal Kılıçdaroğlu girdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Tweet'te de yardım dekontlarınızı saklayın, borcunuzdan düşeceğim diye bir tweet attı. Ertesi günde bir teşvik yayınlandı resmi gazetede. Şimdi bu tartışma bir bütün tartışma. Biz de bu tartışmayı sormak için şimdi Cengiz Holding binasındayız ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile beraberiz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Şimdi öncelikle yardımla başlayalım. 3 milyar TL'lik bir yardım yaptınız. Evet. Yardıma kimse itiraz etmez. Kimse, çünkü doğru bir iş. Bizim milletçe bu depremin, bu enkazın altından kalkmamız gerekiyor. Yardım çok tartışıldı. Önce yardımınızı bir anlatın. 3 milyar TL'lik yardım vardı. Bunun içinde neler var? Bununla başlayalım. Ya şimdi özellikle bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Ülkemize de başsağlığı diliyorum. Türkiye çok büyük bir deprem yaşadı. Korkunç bir deprem yaşadı. Biz ilk günden itibaren bütün holding çalışanları ve çocuklarımızla beraber, kardeşlerimizle beraber elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şimdi burada bizim yaptığımız katkı milyonda bir. Buraya 200 milyon insan bu depremde bu yaralıları çıkarmaya uğraştılar. Yani burada biz bir şey yapmadık. Üzerine düşen görevi yaptık. Dolayısıyla bunu çok büyütecek bir şey yok. Elimizdeki bütün imkanlar, yapabileceklerimiz ortaya koymaya çalıştık. Bunu herkes yaptı yani. Ben bundan da çok mutluyum. Türkiye kenetlendi. Herkes bu yardımı yapıyor. Ve ben şimdi milletimin yanına olmayacaksam ne zaman olacağım? Dolayısıyla bütün imkanlarımızı o bölgeye kullandık. Kullanmaya devam edeceğiz. İmkanların ölçüsünde maddi, manevi her şekilde milletimin yanında olmaya çalışıyorum. Bunu abartacak bir şey yok. Ama bunu, ben bunu bütün iş adamlarından bekliyorum. Çünkü bu o kadar büyük bir olay ki. Bunu devletle beraber bir bütün içerisinde çözmemiz lazım. Ben böyle inanıyorum. Bizi de biz yapan bu millettir. Ama bunu bazıları çok eleştiriyorlar. Siz sağ olun. Ben de size bunları anlatmak istedim. Yoksa bu ya bir defa bir elin verdiğini diğer el görmez yani. Biz bugüne kadar 40 yıldır da yardım yapıyoruz. Ama biz bunları basınla konuşmaya uygun görmüyoruz. Örf hanelerimiz buna uygun değil. Bunu yaptık ki herkes kenetlensin. Herkes buraya dikkati çekelim. Buradaki çünkü yara çok büyük bir yara. Herkes gücü oranında gelsin bu bölgeye sahip çıksın diye biz bunu yaptık. Yoksa ben televizyonla katılmaya da düşünmüyordum. Yapacağımı Allah biliyor. Önemli olan Allah bilsin, millet bilsin. Ama madem olay buraya geldi, bunu da açıklama gereği duyuyorum. Bu şekilde. Peki. Allah kabul eder inşallah. İnşallah kabul eder. Yardıma zaten başta söyledim. Kimse itiraz etmez. Ona herkes, da itiraz ederler. Herkes yardıma destek verir. Daha çok yardım yapın keşke. Elinizde imkan keşke. Olsa da yapsa hepimiz yapabilsek. Buna kimse itiraz etmez. İtiraz edenin de karşısında oluruz. Şimdi hemen ardından ertesi gün bir teşvik yayınlandı resmi gazetede. Ete Alüminyum'un yapacağı bir tesisle ilgili. Teşvikte şu: gümrük vergisi, muafiyeti, KDV iadesi, vergi indirimi, enerji desteği, sigorta primi, işveren desteği gibi bir paket teşvik yayınlandı. Evet. Sadece sizin şirketinize ait. Hemen ardından olması, yani 3 milyar TL'den sonra böyle bir teşviğin yayınlanması çok tartışıldı. Buyurun. Şimdi 2016 yılında çıkan bir kanun var. Sanayi yatırımları yapılanı herkese teşvik veriliyor. Bölgelere göre. Geri kalmış bölgelere teşvik daha fazla. Kalkınmış böyle, mesela İstanbul'da teşvik yok. İç Anadolu'da teşvik var. Bunu her yatırımcı, ister yerli olsun, ister yabancı olsun, kanunlu bu teşvik veriliyor. Bizim bu SDC'deki alüminyum teşviği aşağı yukarı 1,5 yıl önce murazaat edilmiş bir olay. Bu yatırımı yapacaksın, o da devlete ispatlayacaksın, bu vergiden düşer. Bu herkese eşit yani. Bunu gündeme getirmeyi ben çok abes buluyorum. Bu kanun. Bugüne kadar herkes aldı, ben de aldım. Yani sanayi yatırımı yapıyorsan, insanlara ekmek veriyorsan, devlet diyor ki ben sana teşvik veriyorum. Yalnız bana ait bir şey değil ki.
Milyarlarca teşvik verildi. Niye gündeme gelmedi? Sonra bu yatırım yapılmadı. Bu yatırım yapılacak. Devlet bunu onaylayacak. Ondan sonra vergiden düşecek. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ha, bunun bu tarihe rastlaması, ben bilmiyorum bu tarihe mi rastlandı, daha önce mi çıkmıştı, resmi gazeteye, yani bunu gündeme getirmeli, başka bir şey bulamadılar, bunu buldular. Ben bunu çok yadırgıyorum. Yani bunu gündeme getirenleri de anlamakta zorluk çekiyorum. Bu herkese eşit bir kanun. Yeter ki yatırım yap. Bütün yatırımcılara verilen bir teşvik. Bir teşvik. Bölgelere göre değişiyor. Her bölgenin teşvik oranı farklıdır. Peki şöyle denildiği için soruyorum. 3 milyar TL'lik yardım yapıldı. Eleştiri bu çünkü siyasetçiler böyle eleştiriyor. Verilen teşvik de 3 milyar 600 milyon TL'ye tekabül ediyor iddiası var. Bu doğru mu değil mi? Kardeşim ne alakası var? Anlatıyorum işte ya. Ne kadar yatırım yaparsan o yatırım daha yapılmamış. Yatırım yapıldıktan sonra yatırım kaç para yatırım yaparsan ona göre teşvik hesabı yapılır. Bütün yatırımlar böyle. Diyelim ki 10 milyar dolarlık yatırım yaptın. Ona göre teşvik indirimi yapılır. Bu bağıştan ya bu acil günde bu böyle bir şey konuşulur mu ya? Daha yatırım başlamamış. Bu herkese eşit bir kanun. Bana özel bir kanun değil ki. Bu şu andaki bu acil günde yani bu teşvik kanunu sen de al. Yeter ki yap. Herkese verilen bir kanun. Şey bir hak. Şey yani siz de onu dediniz ya acaba yani tesadüf mü acaba bu diye insanlar hemen bu yardımın arkasından böyle bir teşvik yayınlanmasının eleştirisini yapmış oldular. Siz de diyorsunuz ki tesadüf ve yatırım yapar. Bütün işletmelere veriliyor bu. Bak Musa'yı ben 43 yıldır bu ülkede çalışıyorum, 43 yıldır da yatırım yapıyorum. Devamlı yapıyorum. Sen de yap. Şu anda 50 bin kişiye ekmek veriyorum. Sen de yap. Ben devamlı yapıyorum. Her şeyim ülkede. Her şeyim Türkiye'de. Güneydoğu'ya gitmeye millet korkarken ben Güneydoğu'ya 5 tane fabrika kurdum. Siz de kurun. Hadi bakalım. O beni eleştirenlere diyorum. Gelin siz de kurun Güneydoğu'ya. Terör varken ben gittim o bölgeye. Öyle atmak olmuyor. Gelin Güneydoğu'ya yatırım yapalım. Hep beraber kalkındıralım Türkiye'yi. Ben paramı yurt dışına kaçırmıyorum. Türkiye'ye yatırım yapıyorum. Siz de, onlar da yapsınlar. Size en çok yüklenenlerden biri de CHP lideri. Kemal Kılıçdaroğlu. Yardımdan sonra da bir tweet attı ve 5 şirketi kastederek dedi ki yardım dekontlarınızı saklayın. Türkiye'nin 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim dedi. O 418 milyarlık doları da 5 şirketin borcu olarak ifade etti ve böyle bir tweet attı. Şimdi hep konu birbiriyle bağlantılı olduğu için soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bunu devamlı söylüyor. Sadece sizin üzerinde değil 5 şirketi söyleyerek diye herkesi katıyorum da. Söyleyerek 418 milyar. O yoruma yani o Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweetine yanıtınız var mı? Şimdi bak sen hazırlar toprak altında. O 418 milyarı nereden bulmuş öyle bir iş alan kimse yok Türkiye'de. Ben zaten iki tane yapmıştık devlet ihalesine girmişim. O da kıran kırana. Kemal Bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir tweet atmış. Ben bu acılı günde buna cevap vermek istemiyorum. Onu kamuoyuna bırakıyorum. Milletimizin takdirine bırakıyorum. İktidara gelir. Biz devlete her zaman hesap vermek mecburiyetinde olan insanlarız. Hesabı sorar. Bu yardımı da şeyimden düşmesin. Borcum çıkarsa bu yardım oradan düşmesin. Bu yardımı alın terimden millete hibe et. Çıkarsa borcum onu da öderim. Ama bu kadar konuşmak istiyorum. Bu acılı günde kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir de aynı gün vergi borcunuzun silindiği iddiası. Yani siz yardım yaptıktan sonra hepsi ard arda geldi. Ya, teşvik, Kemal Kılıçdaroğlu ve vergi borcunuzun silindiği. Şimdi 300 milyon dolarlık 2005 ile 2009 arasına ait 300 milyon dolarlık vergi borcunuzu sildi mi bu hükümet? Vergi borcunuz silindi mi? Bunu bana sorduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. 2007 biz her zaman denetlemeye tabi firmalarız. Biz her zaman devlet gelir denetler. 2007 yılında Antalya'da yaptığım oteli sattım. Kanun. Vergi usul kanunu bu. Diyor ki bir gayrimenkul 2 yıl bilançonda kalırsa o satıştan elde ettiğin gelirin %25'i vergiye tabidir. Diğeri vergiye tabi değil. Bu kanun. Bizi inceleyen memur bu oteli gayrimenkulla girmesin diye tutanak tuttu. Biz de rahmetli Kemal'ın Akıtan'a gittik.
Otel gayrimenkul mudur diye biliyor. Tabii ki gayrimenkul dedim. Bu vergi borcu, bu silindi dedikleri para bu. Benim 43 yıldır hayatımda devlete vergi borcum olmamıştır. Hep ödemişim. Ne kadere borcum olmuş ne vergi borcum. Bunu defalarca holdingden basın açıklaması yapıldı. Gazetelere yazdı. Mecliste bakanlar açıklama yaptı. Ama adam inanmak istemiyor. Bu kanun mu? Bir gayrimenkulü 2 yıl bilançona tutarsan bunlar %25'i vergiye tabidir. Diğeri vergiye tabi değildir. Gelir vergisi kanunu bu. Bunu alıp ama inanmıyorlar. İnanmıyorsa ben ne yapayım? Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Aslında kanunu okusunlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız çok sağ olun. Size çok teşekkür ediyorum. Bu acılı günde geldiniz. Yani ben bu acılı günde bunları hiç konuşmak istemezdim. Bu acılı günde başka şeyler konuşmak istedik. Ama maalesef böyle yorum yapıyorlar. Bunlara bir cevap vermek gerekti. Size çok teşekkür ediyorum. Biz ayağınıza teşekkür sağ ediyoruz. Olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Abi. Evet, Oda TV YouTube kanalında Mehmet Cengiz'le beraberdik. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. 3 milyar TL'lik yardımın ardından bir tartışma başlamıştı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetten sonra da hem teşvik hem vergi borcunun silindiği iddiaları sosyal medyada ve gündemde yer bulmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetiyle ilgili de iktidara geldikten sonra gelsin, incelesin, kapımız açık, borcumuz varsa da öderiz dedi. Ama dedi, yaptığım yardım borcumdan silinmesin, bu bir hibedir, milletime hibedir dedi. Başka bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.